Evet, 10 ülkenin büyükelçilerinin iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması için yaptıkları çağrının yankıları sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçiler için istenmeyen adam ilan edilmelerine yönelik talimat verdiğini açıkladı. Ancak o talimatın Afrika ziyareti dönüşü verildiği, Dışişleri Bakanlığı'nda 2 gün boyunca Erdoğan'ı ikna etmek için formül aradığı ileri sürüldü. Gerekli talimatı ben de Dışişleri Bakanımıza verdim. Bunların bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz dedi. İş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması için 10 ülkenin büyükelçilerinin çağrısıyla başladı gerilim. Türkiye'nin o çağrının ardından atacağı adım merakla beklenirken açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Yatıyorlar, kalkıyorlar. Kavala, 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 Kavala. Yahu Kavala dediğin Soros'un Türkiye şubesi. Türkiye'yi bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler. Büyükelçiler Kavala için yaptıkları çağrının ardından Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı. Erdoğan önce bunları ülkemizde ağırlama lüksümüz olamaz derken, iki gün sonra talimatı verdim dedi, büyükelçileri istenmeyen adam olarak niteledi. 10 tane büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığı'na geliyor. Bu ne terbiyesizliktir ya? Siz burayı ne zannediyorsunuz ya? Burası Türkiye, Türkiye. Burası öyle zannettiğiniz gibi bir kabile devleti değil. Anka Haber Ajansı ise büyükelçilerin istenmeyen adam ilan edilmesine yönelik talimatın perde arkasını yazdı. Buna göre Erdoğan'ın talimatı Dışişleri Bakanlığı'na iletildi ama iki gün boyunca girişimde bulunulsa da başarılı olunamadı. 21 Ekim'de Afrika ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı Erdoğan. Bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz diyerek talimatın sinyalini vermişti. Aynı gün büyükelçilerin istenmeyen kişi ilan edilmesi için talimat verildi ama ikili siyasi ilişkileri ele alan daireler talimatı durdurmak için aksi görüş belirtti. Yerarşi içerisinde görüşler Erdoğan'a iletilmesi için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na sunuldu. Ancak iki gündür yapılan tüm girişimlere rağmen Erdoğan'ın talimatından vazgeçmediği belirtildi. Erdoğan'ın o talimatının ardından büyükelçiler de başta protokol dairesi olmak üzere dışişleriyle temasa geçerek bilgi almaya çalıştı. Ancak kendilerine henüz bir tebliğ yapılmadığı belirtildi. Diplomasideki karşılıklılık ilkesi uyarınca büyükelçilerin istenmeyen kişi yani persona non grata ilan edilmesi halinde Türkiye'nin söz konusu 10 ülkedeki büyükelçilerini de aynı yöntemle geri gönderilmesinin gündeme geleceği belirtiliyor. İstenmeyen adam gerilimi son olarak 8 yıl önce gündeme gelmişti. Mısır'ın Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı'yı istenmeyen adam ilan etmesi üzerine Türkiye'de 23 Kasım 2013'te Mısır'ın Ankara Büyükelçisi'ni istenmeyen adam ilan ederek karşılık vermişti.